Müthiş haber. Türkiye Yunanistan adalarını alabilir. Yunanistan adaları derken o adalar zaten bizimdi. Yani bizim olanı alabiliriz yakında. Daha önce bizim olan 12 ada Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete geçildi. Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj çatışmalarını Yunanistan provokatif hamleleriyle engellemeye çalışıyor. Son dönemlerde yaşanan gerilimi fırsat bilen Avrupa Birliği ise Ankara'ya karşı Atina yönetimine gaz veriyor. Başta Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alan Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için 10 milyar avroluk harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu iddiayı ortaya atan Yunan medyası, Atina yönetiminin Fransa'dan Rafale savaş uçağı ile Belharra Fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü aktarmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gündeme bomba gibi bir haber düştü. 12 ada Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için dava açmaya hazırlanıldığı öğrenildi. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız ama diğer yandan da zaten görünen köy kılavuz istemez misali bu gidişle Yunan adaları da Yunanistan'ı da Musul'u, Kerkük'ü, Suriye'yi, Libya'yı yani bizim olan her yeri tekrar alacağız inşallah. Böyle görünüyor. Evet, öte yandan Yunanistan'dan Meis hamlesi geldi yine. Adaya ayak basacağı tarih provokasyon niteliğinde. Yunanistan Cumhurbaşkanı 13 Eylül tarihinde Meis adasını ziyaret edeceği açıklandı. Yunan basını bu ziyaretin Meis'e yapacağı ziyaretin tarihinin adanın kurtuluşunun 77. yıl dönümüne denk geldiğini aktardı. Ayrıca Yunan ordusunun adadaki askeri faaliyetleri de kayda alındı. Hala adalarda askerler cirit atıyor. Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ediyor. Atina yönetimi geçtiğimiz günlerde Kaş'ın karşısındaki Meis adasına asker göndermişti. Bu hamleye Türkiye'den çok sert tepki gelmişti. Ankara'nın diyalog çağrılarına uymak yerine provokatif eylemlere girişen Yunanistan, bölgedeki tahriklerine devam edeceğe benziyor. Diğer yandan Türkiye ile ilgili ABD'den Doğu Akdeniz ve silah ambargosu açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Doğu Akdeniz'de tüm tarafları geri çekilmeye ve diplomatik çözümler aramaya çağırdı. Pompeo, Rum kesimine uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırılmasına ilişkin ise doğru bir karar ifadelerini kullandı. Son dakika gelen habere göre ise Türkiye'den de sert ABD açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington Şubesi, SETA DC'nin düzenlediği online panelde Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir ifadelerini kullandı. ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı ambargonun kaldırılması konusu uluslararası gündemin en önemli maddelerinden biri oldu. Özellikle Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın sebep olduğu gerilim nedeniyle Avrupa'nın müdahale mesajları vermesi sonrasında ABD'nin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken, bugün açıklanan ambargonun kaldırılması meselesi ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarafını mı tutuyor sorularını da beraberinde getirdi. ABD Dışişleri'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada Pompeo'nun Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüştüğü ve kararla ilgili bilgilendirildiği ifadesine yer verilirken, yasağın kaldırılmasına ilişkin 2021 mali yılı için silah düzenlemesinde uluslararası trafik kapsamında kontrol altında bulunan öldürücü olmayan silahların ihracat, sevkiyat ve ithal edilmesine yönelik kısıtlamalar geçici olarak kaldırılacaktır ifadesine yer verildi. Evet, ABD'nin Rum tarafına koyduğu ambargo, ölümcül olmayan silah ambargosuydu bunun adı aslında. Yani insanlara zarar vermeyen, ölümüne neden olmayan silahların satılmamasıyla ilgiliydi. Bunun da nedeni Rum tarafının kara para aklaması, insan kaçakçılığı, beyaz kadın ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmasıydı. Bütün bunlardan bu ambargoyu uygulayarak Rumlara bir şekilde aba altından sopa göstermişti ABD. Sen bunlardan vazgeçer bütçeni Avrupa Birliği'ne doğru bir şekilde bildirirsen, Rusların, oligarkların paralarını aklamaktan vazgeçersen, narkotik ve insan ticaretini durdurursan ben bunu kaldırırım şeklinde koymuştu bunu ABD yönetimi. Rum yönetimine uygulanan ambargonun kaldırılmasını, Güney tarafının uyguladığı illegal faaliyetleri denetim altına alınması olarak değerlendiren uzmanlar, ambargonun kaldırılmasında Doğu Akdeniz ve adalar bölgesinde yaşanan Türkiye-Yunanistan sürtüşmesinin de etkili olduğunu ifade etti.
2011 yılındaki ekonomik krizden sonra Avrupa Birliği Rum tarafının bütün bütçesini kontrol altına alacak bir komisyon kurdu. Duyunu umumiye benzeri Avrupa'nın denetimine giren Osmanlı Devleti gibi bütün maliyesinin kontrol edildiği bir sistem kurdu Rum tarafı üzerinde Avrupa Birliği. Ondan sonra kara para aklamaya son verildi. Offshore bankalar denetim altına alındı, kapatıldı. İnsan kaçakçılığında hala olaylar yaşanmaya devam etse de bu da azaltıldı. Uyuşturucu konusunda da tamamen ABD'nin CIA'nin denetimi altına girdiler. Bütün bu düzenlemeler olduktan sonra ABD bu ambargoyu kaldırdı. Bu ambargonun kaldırılmasında Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan sürtüşmesi de etkili oldu. 1975 yılında ABD Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ambargo koymasının nedenleri arasında Joe Biden ve Menendez yer alıyor. Menendez'in girişimleri ve Joe Biden'ın baskılarıyla bu ambargo bir şekilde kalkmış oldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sürtüşmeden dolayı diye direkt olarak söylemek mümkün değil. Tamamen Rum tarafının denetim altına girmesi nedeniyle kalkmış oldu. Trump açısından bakıldığında bu konuyu bir seçim yatırımı olarak değerlendirmek mümkün. Joe Biden 1972'lere geri gittiğimizde Kaliforniya'daki Yunan ve Ermeni lobisi tarafından ortaya çıkartılan, desteklenen bir adaydı. Nitekim kazandı da, o kendisi Rum gibi hissettiğini defalarca dile getirmiş, soyadının Bidenoplos olduğunu ifade etmiştir. Şimdi Trump özellikle Rum ve Ermeni oylarını almak için ki Kaliforniya'da çok etkili bir lobidir, danışmanları tarafından yönlendirildiği ve böyle bir adım attığının inancındayım. Trump'ın bu tür yollara sapacağını çok da düşünmüyorum ama seçim ortamında oldukları için her yolun mübah olduğunu düşündükleri kanaatindeyim. Bir de bu konuda madalyonun diğer yüzü var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizden dolayı Yunan Başbakanı Mitsotakis ve Rum tarafının başbakanı kapı kapı dolaşıyor. Bütün ülkelerden yardım istiyorlar, ittifak istiyorlar. Kendi başlarına Türkiye ile mücadele edemeyeceklerini çok iyi bildiklerinden destek arıyorlar. Tabii ki ABD'den de. İlk çaldıkları kapı oydu. ABD bu konuda bu aşamada vermek istediği mesaj. Biz Rum tarafına uyguladığımız ambargoyu kaldırıyoruz ve bu da bir şekilde destek verdiğimiz yönünde algılanabilir. Bu mesaj vermek istediler. Şunu da ilave etmekte fayda var. Avrupa Birliği'nin içindeki aklı selim ülkeler İspanya, İtalya, Almanya gibi. Bunlar Yunanistan'ın durumunu çok iyi biliyorlar. Yunanistan 2060'a kadar ödeme koşuluyla borçlanmıştı Avrupa Birliği'ne. Şimdi ekonomisi o kadar kötü ki, o kadar berbat ki borçlarını 2100 yılına kadar ödeyemeyeceği iddia edilmektedir. Avrupa Birliği'ndeki ekonomistlerin öngörüsü bu. Bu yüzden Yunanistan'ın Türkiye ile savaşma olanağı da yok. Mümkün değil. Donanması zaten 20 yaş üzerindedir. Gemilerde 25 yaştan sonra ticari gemilerin seyir yapması yasaktır. 25 yaş üzerinde seyir yapan gemilerden de olağanüstü vergiler alınır. Bir aracın yol vergisi 5000 liraysa 25 yaşından fazla olan araçlardan 50.000 lira alınır gibi düşünmek gerek. Bu kadar kritik bir bölgede donanma tamamen çökmüş vaziyette. Keza Yunan Hava Kuvvetleri'nin de hiçbir gücü yoktur. Atina da bunun farkındadır. Bu yüzden kapı kapı dolaşıp destek arıyor. Türkiye'den bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin haklı olduğunu biliyorlar. Ege'deki haklarını da Türkiye yasal olarak alacaktır. Zaten Türkiye Yunanistan'a Lahey'e gidip Dünya Adalet Mahkemesi'nde sorunu çözme önerisinde bulunuyor. Rum tarafı istemiyor, gitmiyor. Ben bu işi Dünya Denizcilik Teşkilatı'nın koyduğu kurallarla 1982 deniz hukukunun açık kapılarıyla çözmeye niyetliyim diyor. Bu nedenle bu ambargonun kaldırılması bu dönemde de ABD'nin Yunanistan'a bir desteği gibi algılanması sağladığını düşünüyorum.